بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عزيز مؤمن مسلمان برادرلر محترم جماعت اولا برچنگزنه Orta Asiya və Qazaqistan müsəlmanları dini başqarması və şəxsən öz namımdan siz bilən bizdən həyatımızdəki büyük bayram Eid-ül-Fitr Ramazan bayramı bilən çin qalbdan mübarəkbat etəmiz. Allah Subhanahu wa Ta'ala bundək eidlərini Hayitlərini, bayramlərini siz bilən biz müsəlmanlar başımızga təkrar-təkrar quvançlı halda keltirgən bolsun. Aziz bradərlər, hazır ki fəyitdə siz bilən biz nəhayətdə bir savablı, bəxtli, saadətli fəyitdə türüfmiz. Bugünkü kündə, mənə şündək uluq bir kündə inşallah qılıngan vaz nəsihətlər juda bir yaxshi ta'sir qiladi degan umidimiz bor. Shuning uchun bugungi kundagi mana shu xutbasini, ya'ni Eid Ramazon xutbasini jamiyatimizda tarqalgan, lekin musulmonlarga xos bo'lmagan ba'zi bir odatlar, ba'zi bir ishlarni muolajasiga bag'ishlamoqchimiz. Hozirgi kunda jamiyatda keng tarqalgan o'g'rilik deb atalgan bir qabih odat. Hozir siz bilan biz yashab turgan jamiyatimizda o'g'irlik qilish nihoyatda keng tarqalganligini afsus bilan aytishimiz lozim. Bu o'g'irlikning turli darajalari, odamlarning kissasiga qo'l solib, ularni halol mehnat bilan topgan pullarini sug'urib olishdan boshlab, uylariga bosqinchilik qilib kirib, jonlarini halok qilib, ularni o'ldirib mol mulkini olib chiqib ketishgacha bo'lgan narsalarni ba'zi bir kishilar uyalmay, netmay, Allohdan qo'rqmasdan qilayotganliklarini afsus qilib aytishga majburmiz. Bu narsa musulmonchilikka hech to'g'ri kelmaydigan narsa. Musulmon dinida birovni haqqiga ko'z olaytirish nihoyatda katta gunoh hisoblanadi. Boshqa bir birodarini halol mehnat bilan topgan pulini unga bildirmasdan olish, uni qo'rqitib olish, uniga zo'ravonlik ko'rsatib olish bu musulmonchilikka to'g'ri kelmaydigan nihoyatda qabih bir odat. Bu narsani har bir kishi tushunib yetmoqligi lozim. Bu narsa nihoyatda katta gunohligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni bir hadislaridan ham bilsak bo'ladi. O zati barakat o'z hadisi shariflaridan birida marhamat qilib aytadiki, la yasriqu sariqu wa huwa yasriqu wa huwa mu'minun. O'g'rilik qilib birovni haqqini olayotganda mu'minligi qolmaydi dedilar. Ya'ni o'g'irlik qilish uchun iymondan chiqish kerak ekan. Mu'minlikdan musulmonlikdan chiqish kerak ekan. Birovni haqqini olgan odamni iymoni bo'ladimi? Birovni kissasiga qo'lini solib, pulini tortib olib ketganni iymoni bo'ladimi? Birovni yo'lini to'sib, qo'rqitib pulini olganni iymoni bo'ladimi? Yoki birovni uyiga kechasi bildirmasdan kirib, uni mol-mulkini olib chiqib ketganni iymoni bo'ladimi? Ana mu'minman, musulmonman degan da'vosi bor odamni o'g'irlik xayoliga ham kelmasligi kerak ekan. Bu narsa jamiyatga, jamiyat a'zolariga nihoyatda katta zarar yetkazadi. Kishilarning o'rtasida paydo bo'lgan yaxshi aloqalarni buzishga olib keladi. Agar o'g'irlik shunday davom etib tursa, odamlar uyida tinch o'tira olmay qoladi. Ko'chada tinch yura olmay qoladi. Va hokazo jamiyatda nihoyatda og'ir bir vaziyat paydo bo'ladi kim
bu cemiyet azalarını berçelerine zarar getirdi. Şunun için Allah Subhanahu ve Teala oğrularının cezasını bu dünyada hem nihayette katkı koygan. Kur'an-ı Kerim'de oğru erkek, oğru ayal, eğer oğruluk kılsalar kollarını kesinler. Bu kıyan işlerinin cezası buladı ve Allah Subhanahu ve Teala'dan verilgen ceza buladı deyildi. Neme için? Çünkü halal mehnet kılmagan kol, halal mehnetini arkasından çüşünü özüge rava körmagan kol, bravını halal mehnet bilen pul, tapken pulu malını alışke o cüret etken kol, hakikaten kesilişke layık kol. Çünkü bunda kollar insanlar cemiyetini buzuşke, ularının tinçliğini yok atışke, ularının arasındaki alakalarını buzuşke sebep oledigen kollar. Bunlar cemiyetin cismindeki karasan kollar. Şunun için ularını kesip davalaş gereği buledi. Bu nihayette ağır cinayet braderler. Lakin afsus ki biz bana şunu özümüzde içimizde körüp durupmuz. Özümüzde halkımızda körüp durupmuz. Mumun Müslümanların namını namı bile namlengeller her hıl bana şunlar İslam isimlerini kurtarıp yürgen adamlarını kılıyatkenliğini bilip durupmuz. Bu hemmesi İslam'a zid. Müslümançılıkka teskari. Haligi aytib o'tganimizdek bularning iymoni bo'lmaydi. Bularning islomi bo'lmaydi. Çünkü bular harom yo'lga qo'l urganlar. Birovning haqqini yeyishga o'tganlar. Mana bundoq odamlardan islom baridur. İslam ularni o'zini safiga olishga hech vaqt rozi bo'lmaydi, birodarlar. Mana shuning uchun bu narsalarni juda yaxshi tushunib, hozirgi kungacha haligin daha savasızlığına tarkarganlığı akıbatı da düşünmezden bazı bir adamlar yürgen bosa bu meselenin nihayette müstahkem kılıp düşünüp alsınlar ve bundan keyin bunda işlerini buluşuge yol koymasınlar. Bana bu siz bilen biz eşitkeller hem indi berçemiz İslam hükmünü bilgenimizden keyin Allah'ın dininin hükmünü bilgenimizden keyin bana şundaki narsalarga karşı duruşu adamlar buluşumuz gerek buladı. Hemimiz bilmegallerge düşündürüp, ana şundak işlerge kol ürülgellerini yolunu tosuşke, otuşke, mas'ul bulamız. Allah Subhanahu ve Teala bu nerselerini, yani Arak'ını ve Arak'ı okşaş mas kılıvçı nerselerini nihayette katta günah ekelliğini Kur'an-ı Kerim'de kıvıp günah ayetlerde bayan kılıp otken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arak hor arak içkende onun imanı kalmaydı dediler. Hakikatten Allah'ını esten çıkaradıgan, bendelikini esten çıkaradıgan, haletki alıp baradıgan nerse, onun istimar kılıfçısını elbette imandan çıkaradı. Mes adam, ya ki mes buluş için arak içiyetken adamda iman bulmasakken buradarlar. Mumunluğu kalmasakken, dünyada bundan katta barbaklık yok. Dünyada bundan katta günah ham yok. İmandan ajralishdek katta günah hiç qayerda yok. Mana bu araqxo'rlarga esa mana shunday katta günahını şeriatimizde aytib qo'yilibdi. Lekin afsuski bizi cemiyetimizde bu narsa juda keng tarqalib ketdi. Yosh yuqori erkak ayolni arasida tarqalib ketdi. Hatta yünkü içmeydiğen adamlarını cemiyette bir ala köz bulan karaydıgan bop kaldı adamlar. Bunda kıymaz. İçmezlik bu fakir. İçmezlik bu Allah'ın yolunda yürüyüşlik. Şeriatın erkenini kılıçlik. Arakhorluk ise, başınca hoşçakalın nesnelerini istimar kılıç ise, bu İslam'a, Müslümançılık'a doğru gelmeydiğen narsa. Bu nihayette katta günah. Arakhorlar bu dünyada nihayette kar zor buladılar. Türlü keserliklerge çelinediler. İktisadları yemirledi. Ve insan gerçilikten çıkadı. Arakhorluğun akıbatı da adamlar birbirini öldüredi. Başka günah işlerge yol kol uğradılar. Ve arakhorluğun akıbatı da aileler buzuladı. Arakhorluğun akıbatı da cemiyet buzuladı. Mana bu narsalarni nihoyatda yaxshi tushunib olmoqligimiz kerak bo'ladi.
va bu narsalardan o'zimizni tiyib, o'zimizni saqlab yurishimiz ham siz bilan bizning mo'min musulmonlik burchimiz bo'ladi. Undan keyin yana hozirgi kunda keng tarqalgan ijtimoiy dardlardan katta gunohlardan biri zinokorlik. Bu narsa insonlar uchun, oilalar uchun, jamiyatlar uchun va butun insoniyat uchun nihoyatda katta bir zararli narsa. Bu narsaga hech qachon yengil qarab bo'lmaydi. Zinokorlik ha erkak, ha ayol bo'lsin, zinokorni mo'minlik darajasidan chiqaradigan narsa. Yaqindan beri bir necha yil bo'ldi, 2-3 yil kishida kasalliklarga qarshi qobiliyatni yo'qolib qoladigan kasallik tarqaldi. Buni rus tilida spit kasali deyilyapti. Bu qayerdan kelib chiqdi? Bu Amerikadan kelib chiqdi. Gayiti, Gayana degan joylardan kelib chiqdi. U yerda mana shunda zinodan hech kim hazar qilmaydi. Harom xarish ishdan hech kim hazar qilmaydi. Shuning uchun ana shu kasallik kelib chiqib, hozirgi asrni vabosiga aylandi. Millionlab odamlar bekordan bekorga o'lib ketyapti hozir. Biz xursand bo'lib yuruvdik, musulmonchilikda bu narsa qattiyan man qilingan. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bizni jamiyatimizni saqlaydi deb, lekin Toshkentga ham yetib keldi bu narsa. Bu nima? Bu kasallikka chalingan odam tuzalmaydi. Tamam. Chunki unda kasalliklarni qaytaradigan qobiliyat Alloh taolo tomonidan berilgan yo'qoladi. Shu bilan bir pasning ichida o'zidan o'zi ozib, to'zib, juda ham noqulay holatga tushib o'ladi. Hozir qancha odamlar shu kasal bilan mubtalo bo'lgan, kasalxonalarda yotibdi, birin-ketin o'lishyapti hammasi. Bu nihoyatda katta bir musibat. Bu narsani oldini olish kerak bo'ladi. Mana avval bilmasak endi bilyapmiz, tushunyapmiz. Bundan keyin bundoq narsalardan o'zimizni tiyib yurmog'imiz lozim bo'ladi. Muhtaram ahli islom birodarlar, mana bugungi bir fazilatli, muborak Eid Ramazon kunida janob muftiy hazratlari jamiyatimiz a'zolari ogohlanib bilib olishiklari muhim va zarur bo'lgan masala masoillarni bayon etgan bo'ldilar. Muhtaram birodarlar, mana hozir inshaalloh Eid Ramazonni o'qishlikka harakat qilib turibmiz. Sabr, 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 sabr. Allah. Allah.